Efendim merhabalar, iyi bir gün dileyerek başlayalım. Hepinize muhabbetlerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Üsküdar Üniversitesi televizyonundan sizlere sesleniyoruz. Aynı zamanda Facebook yayınımız var. Birkaç gün sonra da bu programı yine sosyal mecralarda ayrıca seyredebileceksiniz. Bize ulaşma imkanınız YouTube'dan da olabilecek. Bugün istasyonumuzda şairleri konuk edeceğiz. İki değerli üstadı. Bu kültürün iki önemli damarını, hem şiir açısından, şiir sesi açısından damarını, hem de bu kültürün, bu toprağın maneviyatı, irfaniyeti bakımından iki değerli ana damarı bugün ele alacağız. Üstad Sezai Karakoç'un gözüyle Üstad Necip Fazıl'ı anlatacağız. Bunu anlatmak kolay mı? Elbette değil. Bunu ancak ehli yapabilir. İşte bu ehli üstadı bugün stüdyomuzda misafir ediyoruz. Değerli üstadımız Şakir Diclehan, Doktor Şakir Diclehan bizimle beraber 51 yılını Üstad Sezai Karakoç'la beraber geçirmiş olan kıymetli bir büyüğümüz, değerli bir üstadımız, bir kalem adamı, bir kelam adamı ve aynı zamanda sohbet adamı ve muhabbet adamı. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi tanımış olmaktan dolayı müftehiriz. Çok şükür. Eskiden derlerdi ki insan insan gölgesinde yetişir. Evet. Bu bir usta-çırak ilişkisi de yani bir bakıma. Evet. Yani üstad nasıl oturur, büyükler nasıl otururlar, nasıl kalkarlar, neye dikkat ederler, söze nereden başlarlar, nasıl ithama erdirirler, birisi gelince nasıl karşılarlar, nasıl uğurlarlar. Yani insan bunları görerek yetişiyor. Siz değerli üstadın gölgesinde, beraberinde, yol arkadaşı olarak birlikte oldunuz ve yazılar yazdınız. Diriliş dergisinde ve başka yerlerde. Sizin isminizi şimdi hatırlayanlar belki de nerelerde yazdığınızı falan da hatırlayacaklar. Onlarla ilgili de bilgi de almak isterim ama Sezai Karakoç neden önemli? Yani bizim okurumuz açısından, şiir okuyan, düz yazı okuyan, bu kültürü önemseyen, bu toprağın toprağın içerisinden çıkan bu kültürü, irfaniyeti bilenler açısından niye Sezai Karakoç önemli? Siz niye 51 yıl Sezai Karakoç'ta yol yürüdünüz? Evet. Çok teşekkür ederim. Aslında sorunuz son derece güzel ve yerinde bir soru. İnsanoğlu kendisini ifade edebilmesi için mutlaka edep ve edebiyata ihtiyacı vardır. Evet. Hatta edebiyatın Arapça kökeni edeptir. Bizim Tanzimat'ın büyük şairi Namık Kemal der ki, edebiyatsız millet, dilsiz insan kabilindendir. Hı hı. Dilsiz insan gibidir. Edebiyat olmadan kendinizi ifade edemezsiniz, bilgileri gündeme taşıyamazsınız ve dolayısıyla o birikime sahip olsanız dahi açıklama durumunda olmadığınız için o bilgiler bir nevi sizde gizli bir hazine olarak kalır. Ama edebiyat sayesindedir ki bu bilgiler gün ışığına çıkıyor. Hatta Namık Kemal başka bir sözünde de şöyle diyor. Diyor ki, milletler edebiyatlarının büyüklüğü, mükemmelliyeti ölçüsünde büyüklük ve değer kazanır. Rahmetli Necip Fazıl'ın konferanslarında sık sık tekrar ettiği bir deyim vardı. Derdi ki, Büyük İskender taş üstünde taş kalmayacak şekilde bir şehrin harap edilmesini emreder. Fakat bir büstü müstesna kılar. O da şehirde bulunan şairin büstüdür. Sakın şairin büstüne karışmayın. Üstad, unutmayın lütfen söyleyeceklerim. Bu toplum şairine hürmet etmiş. Alimine hürmet ettiği gibi, arifine hürmet ettiği gibi. Önünden geçmez. Ceketini ilikler. Şair konuşunca susar. Çünkü sözü, yani dilin malzemelerini en iyi kullanan kişidir. Ve o topluma ait olan duyguları o ifade eder, değil mi? Hazreti Peygamber de yanında taşıdığı şairler var ve onlara iltifat ettiği şairler vardı. Biz şairlere galiba eskiden olduğu kadar şu anda yeteri kadar değer vermiyoruz gibi de bir kaygım var. Belki ona da bir cevap verirsiniz bunu anlatırken. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii 3. Ahmet'e kaside sunan Nef'i orada çok güzel bir öğütte bulunur. Padişaha der ki, söz erbabına şairlere önem verir. Çünkü şairlerdir ki geçmişte kalan değerleri günümüze taşımaktadırlar. Ve eğer şairler olmasaydı dünyaya devletle gelip giden sultanların hiçbirisini kimse bilemeyecekti. Evet. Dolayısıyla şiir son derece, şair son derece önemlidir. Fakat son zamanlarda bu tespitleriniz doğru olmakla beraber son zamanlarda
şiir ve şaire karşı bir uyanışın başladığını görmekteyiz. Sevindirici bu durumda. Çok sevindirici bir durum. Ayrıca şimdi şiir ve edebiyat olmadan bir takım hareketleri başlatmanız mümkün değildir. Bugün bazı çevirilerin öve öve bitiremedikleri Tanzimat hareketi edebiyatla başlar. Ayrıca İslam alemine baktığımız zaman İslam aleminde Mısır'da Seyyid Kutup, Muhammed Kutup ve Hasan el-Benna gibi büyük insanlar edebiyattan yararlanmak suretiyle kendi düşüncelerini topluma yansıtabilmişlerdir. Bu çok da genel bir şey aslında. Mesela Arifleri, Evliya-i Kiram'ı filan dinlediğimiz, onların hepsinin birer divanı olduğunu neredeyse görüyoruz. Evet. Ve ihvanına değil mi? Yani talebelerine, taliplerine, dervişlerine, evet, diyelim öğrencilerine şiir yoluyla da seslenmiş. Mektuplar yoluyla da seslenmiş. Evet. Söz hakikaten cevher aslında. Evet. Çünkü nazım kolayca ezberle tutulabiliyor. Hatta lügatlerle ilgili eskiden bir takım eserler kaleme alırken şiirden istifade edilerek yazılmıştır. Sözlükler de öyle yazılmış. Çok güzel, evet, bir yere temas ettiniz. Evet, evet. Çocukluğumdan yani, hatırlıyorum ben de. Mesela bu Kürtlerin değer verdiği bir şairleri vardır. Çocuklara Cezeri mi? Nevbahar diye Nevbahar bir eseri vardır. Orada manzum onu okudukları zaman hemen bir televizyondaki yani ses kayıt cihazı gibi hemen alıp beyninde net kaydediyor ve ileride onu kullanabiliyor. Yeni bahar anlamına mı geliyor nevbahar? Nevbahar, evet. Yeni bahar anlamında. Bir sözlük vardı. Küçüklüğümde ben duymuştum. Bizim evde de biraz böyle odada ilim tahsil edenler falan oluyordu. Evet. Kelimelerin manalarını şiirsel bir biçimde ezberletiyorlardı. Siz doğuda büyük ihtimalle odur. Medrese tahsiliniz, evet, olduğu için Allahu Tanrı, bir ismi Rahman, Kuddusu, evet, Ari, evet, falan diye böyle hani Kuddüs'ün arıtıcı olduğunu, doğru, Allah'ın karşılığında Tanrı olabildiğini, bir isminin Rahman olduğunu, evet, şiirsel bir biçimde sözlük çalıştırıyor. Evet. Biraz sözlükten uzak kalıyor olmamız problemli bir şey değil mi, evet, hocam? Şairleri anlamamızı da zorlaştıran bir şey herhalde. Tabii burada en mühim mesele dil meselesidir. Evet. Şimdi maalesef yeni nesil Osmanlıcaya biraz yabancı kalıyor. Dolayısıyla Osmanlıca yazılmış eserlerin günümüzde okunması oldukça güç bir hale gelmiş. Sezai Bey'in özelliği de burada zaten. Çok öz Türkçe ve sade, öz Türkçe demeyeyim de sade bir dil kullanmış olmasıdır. Hatta onun yazmış olduğu İslam toplumunun ekonomik strüktürü zamanında 50 sene önce kıyamet koparmıştı. Bilhassa bazı çevreler yani muhafazakar bir şairin böyle bir dili kullanması doğru mudur diye itirazda bulmuşlardı. Hala bunu tartışanlar var. Hatta evet, geçenlerde benim çok yakın bir arkadaşım söylemişti. Ya Sezai Bey'in bütün külliyatını yeniden okumaya başladım. Evet. Çokça Tanrı kelimesi kullanıyor falan gibi ya da işte yeni kelimeler kullanıyor. Evet. Galiba o nesil özellikle iki dili de birbiriyle konuşturmuş. Yani günün güncel diliyle diyelim. Evet. Aktüel diliyle unutmamamız gereken kelimeleri akrabalaştırmış. Bu şairin de görevidir diyebilir miyiz bir bakıma? Gayet tabii. Yani şimdi bir şiir okunmak için yazılır. Bir kitap okunmak için yazılır. Siz eğer ağır bir dil ile yazarsanız o kitabı okumaktan uzak tutarsınız. Benim İslami Edebiyat Dergisi'nde beraber yazdığımız, Allah rahmet eylesin, Alinar Hoca'nın şeyinde dergisi. Evet, Alinar Hoca'nın çıkardığı Osman Öztürk vardı. Evet. Çok böyle Osmanlıca makaleler yazar, kelimeler kullanır. Ben derdim ki sizin bu makalenizi anlayabilmesi için okuyucunun ayrıca bir lügatı, sözlüğü bir masanın üstüne İhtiyacı koyup var. Bakması gerekir. Halbuki Sezai Bey'in yazdıkları, hatta Necip Fazıl'ın da hiçbir sözlüğe ihtiyaç duymadan ama akıcı bir üslup. Harika. Çünkü derler ki üslup ve beyan aynı ile insandır. Hocam, yani, çok güzel, harika. Evet, evet. Takip edenlerimiz var. Filiz Ertan, Merve Torgay, evet, Ümit Yaşar, Elif Özkan, Serpil Tarhan, Hatice Hayrünisa, Fahrünisa Kaygı, Figen Özer bizi takip ediyorlar. Ferit Altınışık bizi takip ediyorlar. Hepsine selam ederiz. Çok hocam, Sezai Karakoç'un neden önemli olduğunu söylediniz. Bir iki cümle daha belki ilave etmek isterseniz. Biraz Türk düşünce dünyasındaki etkisini anlatmanızı isteyeceğim. Çok önemli çünkü o da. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu çok uzun bir imparatorluk olmasına rağmen, yani 600 sene gibi bir
zaman diliminde egemen olmasına rağmen bizim birinci sınıf büyük şair kabul ettiğimiz altı şairimiz vardır. Derler ki araştırmacılar, tarihçiler, Osmanlı coğrafyasında 6000 üzerinde irili ufaklı büyük şair vardır. Ama birinci sınıf kabul ettiğimiz şair 6'dır. Kimdir onlar? Fuzuli, Baki, Nef'i, Nabi, Nedim ve Şeyh Galip. Bunu niçin söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Yani her şairi bir asra taksim ettiğiniz zaman bir şair düşüyor. Evet. Fakat Cumhuriyet döneminde son asırda çok şanslıyız. Mehmet Akif Ersoy'u bir kenara bakırsak Necip Fazıl ve Sezai Karakoç gibi gerçekten birinci sınıf Sultan-ı Şuara kabul edeceğimiz, şairler sultanı kabul edeceğimiz iki büyük insan vardır. Ve ikisi de aynı zaman diliminde değil mi yaşamışlar, birlikte zaman geçirmişler. Evet. Hocam harika. Dostlara teşekkür ederiz. Turhan Can'dan izlemeye katıldı, Gülü Sil'in katıldı, Ece Artemis katıldı. Hepsine selam olsun. Sorularınız varsa değerli dostlar lütfen yazın, değerli hocamıza soralım. Hocam Sezai Bey'in bir etkisi olduğunu biliyoruz ama o etkisinin nasıl nereye kapsadığını ve daha çok nerelerde temerküz ettiğini falan sizden duymayı isteriz. Türk düşünce dünyasında Karakoç ne kattı, nasıl etkilerde bulundu? Eğer Karakoç olmasaydı, Sezai Karakoç olmasaydı bizim düşünce dünyamıza neler eksik olurdu? Evet. Bizi böyle biraz böyle sarsıcı, kendimize getirici şekilde neler söylemek istersiniz? Evet. Sezai Bey tabii bir ekolden yetişiyor. Bir mektepten yetişiyor. Bu rahmetli Necip Fazıl Kısaköre'nin Büyük Doğu Mektebi'dir. Hatta Sezai Bey 1944 yılında Maraş'ta, Sezai Bey Erganlı'dır ama ortaokulu yatlı olarak Maraş'ta okuyor. Maraş'ta okurken bir cumartesi günü çarşıya çıkıyor. Ve orada Büyük Doğu afişini görüyor. Sezai Bey aynen şu ifadeleri kullanıyor. Diyor ki, o güne kadar İslam içimizde sakladığımız bir inanç idi. Kimselere pek açılamıyorduk. Yasak, mazlum ve mağdur bir düşünce gibiydi ruhumuzda. Ama işte görmüştük, İstanbul'da çıkan bir dergide onu çağdaş üslupla savunan bir kalem vardı. İslam'ın yükselen sesi, canlı sesiydi bu. Bu benim için büyük bir mutluluk olmuştu. Çünkü bir umut doğmuştu, bütün sıkıntıları gösterebilirdim. Hocam buna eski dilde kuvve-i maneviye deniyor değil mi? Evet. Yani bizim düşüncemizi seslendiren, evet, üstelik de güçlü bir biçimde seslendiren, cesaretle seslendiren ve mevcut olan kaygılardan da hiç etkilenmeyen bir sesin olması galiba bütün düşünce insanları için bir güç oluyor. Ya muhteşem bir duygu. Yani ben çok iyi anlıyorum ve bu kitabınızı okuduğumda müsaade ederseniz göstereyim. Sevgili seyirciler, bugün aslında tema olarak işlediğimiz değerli Dicle Han Üstadımızın bize anlattıkları ve anlatacakları bu kitapta yer alıyor ama burada elbette programda bir kısmını anlatabileceğiz. Ama bu kitabı muhakkak edinmenizi arzu ederim. Alanda tek kitap ve başka bir yerde bulamayacağınız bilgiler var, yeni anekdotlar var. Ve Üstad bu bilgileri de burada güncelliyor. Yani Sezai Karakoç'un Üstad'la tanışmaları, İstanbul'a geliyor olması, Ankara'da karşılaşmaları, işte evinde kalışı vesaire filan gibi pek çok bilgiler bu kitapta yer alıyor. Nereden bulabilirler hocam bu kitabı? Bu kitap aslında dağıtıma verdik. İnternet üzerinden çok ucuz ve seri bir şekilde bulabilirler. Kitap yurdundan mesela bulabilirler mi? Tabii ki. Zaten kitapyurdu.com'da satılıyor. Satılıyor. Buradan evet, temin edebilirsiniz. Evet. Muhakkak almanızı evet, arzu ederiz. Yüksel Dağcı'ya selamlar. Celal Bayar Can Polat kardeşim de izliyor. Nurten İnci'ye de buradan muhabbetler. Buyurun hocam devam edin lütfen. Evet. Şimdi Sezai Bey'in tabii tabiri caiz ise ilk kıvılcım çakışı buradandır. İlk kıvılcım buradan alıyor. Ve sonra lisedeyken, lise Gaziantep'te okuyor, Büyük Doğu'ya bir şiir gönderiyor. Büyük Doğu bir şiir yarışması düzenliyor ve Sezai Bey'in göndermiş olduğu o şiir 300 şiir arasında birincilik kazanıyor. Biraz sonra belki değineceğiz o şiire. Evet. Son derece anlamlı. Fakat bu şiir maalesef Üstad eskiden yani o yaşlarda yazmış olduğu bir takım şiirleri pek eserlerine almamıştır. Böyle. O iki nedeni olabilir. Birincisi belki çok güçlü görmediği için
Bir de o günkü şartlarda yazdığı şiirlerin bugün artık gündeme hitap etmeyeceğini belki de düşünerek o kitaptan almamıştır. Mona Rosa'yı da almadı diyorlar değil mi hocam? Mona Rosa'yı şöyle almadı. Aşağı yukarı sizin 50 sene... Sizin onunla ilgili de bir çalışmanız var çünkü. Evet. Mona Rosa'yı 50 sene almadı ama baktı ki sağda solda bu şiiri kendisine mal ediyor herkes. Dolayısıyla 1988 yılında mecbur kaldı bir kitap halinde Mona Rosa diye 9. şiir kitabı olarak Gün Doğmadan isimli şiirin kitabında da bunu koydu. Çünkü insanlar bunu çok çok kullanıyorlar, sevdiklerini evet. filan da söylüyorlar ve evet. ismi de mahfuz olunca evet. Sahibi de başkası gibi anlaşıyor. Bu şiiri zaten hatırlarsınız değerli dostlar. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister, ah senin yüzünden kana batacak, Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Aslında hepimizin içinde yer alan ve çokçamızın da ezbere bildiği bir eserdi zaten hocam bu. Sezai Karakoç'un sanat anlayışı, sanat zaviyesi, perspektifi, sanatı nereden baktığı, neler üzerinden ilerlediği konusunda da bize teşekkür ederim. Şimdi biraz evvel değindik. Sezai Karakoç, Necip Fazıl'la tanışıp onun dergahında yetişen fakat Sezai Necip Fazıl'ın düşünce ve şiirini çok ileri boyutlara götüren bir düşünür, şairimizdir. Rahmetli Necip Fazıl derdi ki bir şiirinde, anladım işi sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Evet. Kendi sanat anlayışını net bir şekilde ortaya koydu. O zaman bir insanın anlam arayışı, bir hedefi, evet. dünyadaki varoluşu, niye gönderildi, biraz buralardan bize sesleniyorlar. Evet. Her ikisi ayrımıza değil mi efendim? Evet. Sonra Necip Fazıl o dönemlerde kendisinden sonra bu bayrağı devralacak insanı adeta insana işaret edercesine şöyle diyordu. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Üstada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ama Cenab-ı Hakk'a şükür olsun ki Sezai Karakoç gibi hayatı boyunca Necip Fazıl'dan zaman zaman bir takım kopukluklar olsa da hiçbir zaman üstadı terk etmeyen ve üstadın bu sanat anlayışını çok ileri boyutlara taşıyan bir şairimizdir. Bu o konuda zaman, müsaade ederseniz bir konuya değineyim müsaadenizle. Şimdi Necip Fazıl'ın ortaya çıktığı dönemler, Tek Parti dönemi, Demokrat Parti dönemi ve 1980'lere kadar hep Türklük ön plandadır. O biraz da zamanın bir gereğidir. Fakat Sezai Bey'in özelliği şu, Necip Fazıl'ın o Türklük mefhumunu ileri boyutlara taşıyarak İslam milleti kavramıyla harmanlayıp gençliğe sunmuştur. Eğer Necip Fazıl'ın bu düşüncelerini yorumlamasaydı ve bize taşımasaydı belki Necip Fazıl tarihte ırkçı bir şair olarak kalacaktı. Bilinmeden bu şekilde yorumlanabilecekti. Aslında birbirinin şerhi gibi de olmuş ya da açılımı gibi olmuş. Evet. Değil mi? Tohum ve işte meyve gibi olmuş evet. bir bakıma. Birbirlerini böyle götürmüşler. Harika. Yani Sezai Karakoç'un da üstad da olduğu gibi, Necip Fazıl'da olduğu gibi anlam arayışı, insanın yaratılışı, insanı anlama, evrene yön verme gibi durumları galiba değil mi? Onun sanat anlayışı içerisinde bunlar yer alıyor. Sancısı olan bir şair aslında. Böyle diyebilir miyiz hocam? Evet. Yani Sezai Bey de, Necip Fazıl da bu ülke için, bu insan için, hatta insanlık için sancılanmış olan kişilerdir, yüreklerdir diyebilir miyiz? Gayet tabii. Şimdi bazı insanların büyüklüğü vardır. Büyüklük nerededir? Büyüklük hayatınız boyunca taşımış olduğunuz düşünceyi eğer sağa sola kıvırmak suretiyle yaymıyorsanız, dümdik ve düz olarak düz bir yolda yürüyorsanız işte o büyüklük demektir. Hı. Sezai Bey adeta Necip Fazıl'ın açmış olduğu caddeyi bize bulvar haline getirmiştir. Hı. Bu caddenin bulvar haline gelmesi kolay bir olay değildir. Ve bir şiirinde de şöyle diyor yeni nesil için. Bahar, yaz, güz, kış, ben, sen, İsa ve Yahya bir gülü yetiştirmek için yaratılmışız şükür Tanrı'ya. Çok güzel. İşte hayatın amacı çok bu. Çok güzel. Perspektif de var zaten evet. burada şiir perspektifi. Yani burada... Poetikasını aslında burada almış da oluyoruz değil mi efendim? Evet.
burada hayat felsefelerini, dünya görüşlerini ve gençliğin ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hocam, iki üstadın ortak bir özelliği var mı diye soracağım ama bu arada Mahmut Babacan'ın selamları var size. Güzel program, güzel konuklar dinliyoruz demişler. Biz de Mahmut Babacan'a selamlar iletti. Her iki şairimizde de bir öfke ortaklığı var diyebilir miyiz? Yani biraz yazarların, düşünürlerin, şairlerin toplumdaki yanlış durumlara, yanlışlara, yanlış akıntılara ya da akımlara karşı öfkeleri de var, olmalı. O öfkeler biraz da yazdırıyor ve kişiyi harekete geçiriyor. Hem Necip Fazıl Üstadımızda hem Sezai Karakoç Üstadımızda bir öfke ortaklığı da vardır diyebilir miyiz? Yanlışa karşı bir direniş, bir isyan ahlakı, bir karşı duruş, sele karşı böyle bir akıntıya karşı bir duruş var diyebilir miyiz? Tabii Necip Fazıl rahmetli Allah demenin bile yasak olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. 1943 yılında. Sezai Bey o zaman daha böyle yeni yeni işte ilkokuldan ortaokula geçme döneminde. Tabii Sezai Bey'de bir sükunet var fakat rahmetli Necip Fazıl'da bir öfke var. Bu öfke kendi dert ve sıkıntını dile getiren bir öfke değildir. Bu öfkesi idealden doğan ve ideali gündeme taşıyan bir öfkedir. Hatta bir tabir var, diyor ki ha öfkesiz şair, ha silahsız asker aynı anlamdadır. Yani bir insanın mutlaka bir öfkesinin olması gerekir. Fakat Sezai Bey bu öfkeyi törpüleyerek ve çok yumuşak, halim selim bir edayla adeta formüle ederek, kalıplar içerisinde enjekte ederek bize sunmuştur. Bu öfke kaba sabalık değil aslında, değil mi üstadım? Yani böyle hani kılıcı alıp yola çıkmak değil, sağa sola çemkirmek değil, bağırmak çağırmak değil, öfkeyi kontrolsüz kullanmak değil, toplumu yanlış yere yönlendirmek falan değil. Bu bir kutsal inanış aslında, bir kutsal öfke, ya yani kutsal öfke diyebiliriz buna herhalde, değil mi efendim? Tabii. Şimdi Necip Fazıl'ın en büyük özelliklerinden birisi de hayatı boyunca kendi ideali uğruna hapse girmeyi göze almıştır. Biraz sonra belki değineceğiz. Mesela Malatya olayı var. Bize çok ders verici bir olay. Mesela o Malatya olayında 1952 yılında Ahmet Emin Yalman'ın başında olduğu Vatan Gazetesi bir güzellik müsabakası düzenliyor. Güzellik yarışması. Ve İslam'a uygun olmayan boy boy genç kızların resimlerini o gazetede basmaya çalışıyor. Malatya'da bir grup, ilk hareketleri zaten bunları anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Matbuatta. Buna karşı bir öfke duyuyorlar ve bu cezası kalınmamalı diye bir girişimde bulunuyorlar. Neticede olay meydana geliyor ve Necip Fazıl hapse giriyor. Çünkü Necip Fazıl o günkü iktidarın anlayışına göre, daha doğrusu sağdan soldan gelen şikayetler, asıl bu kişinin fikir babası iki insan olarak kabul ediyor. Biri Bediüzzaman Said Nursi diyorlar, birisi de Necip Fazıl Kısakürek. Tabi Bediüzzaman İsparta'da olduğu için ve herhangi bir yayın yoluyla o anda bunu tahrik edecek bir delile rastlamadıkları için tamamen Necip Fazıl'ın üzerine yürüyorlar. Ve Necip Fazıl 8 ay hapiste kalıyor. O 8 ay boyunca Sezai Bey'in ifadesiyle, ben ve dayısının oğlunun dışında hiçbir Allah'ın kulu gelip ziyaret etmedi. Korku da var demek. Korku var. Bizi başka bir şekilde itham ederler. Dolayısıyla insanoğlu öyledir. Başımıza yani, iş gelir değil mi? Evet. Şöyle olur. Böyle. Bir makamda olduğunuz zaman herkes dostunuzdur. Ama düştüğünüz zaman da herkes düşmanınız olur. Bizim edebiyatımızda muhteşem bir şiirdir. Kaside-i Azliye diye Nabi'nin yazdığı bir kaside vardır. Bulsunlar, okusunlar hocam onu. Ayşegül Aydoğdu izliyor. Sinemis Aydemir izliyor. Serpil Çete, değerli şair arkadaşımız bizi izliyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hocam, Sezai Karakoç'un gözüyle Üstad Necip Fazıl'ı anlatacak olsak mesela hangi cümlelerle anlatırız? Hangi özellikler, niteliklerle anlatırız? Yani iyi şairdi, iyi insandı, işte öfkeliydi, cömertti. Yani ne var mesela? Bu kitapta neler anlatırız? Evet. Bir, onun gözüyle üstadın bir portresini çizmek mümkün müdür? Ya da çizilecek olursa fırça izlerinde neler olur? Şimdi bu kitapta en önemli olay olarak iki insanın ilişkilerini dile getirdim.
ve bu iki insan normal toplumda kabul ettiğimiz bir insan değiller. İkisi de çile çekmiş, ikisi de bu memleketin aşkıyla, sevdasıyla yetişmiş insanlardır. Dolayısıyla bu kitapta bir portre çiziliyor. Birkaç yönden. Birincisi, Üstad Sezai Karakoç, Necip Fazıl'ı şiir yönünden tahlil ediyor. İkincisi, vefa gösteriyor. Çok vefalı bir insan. Ve Necip Fazıl'ın sohbetlerinde derler ki, hiç konuşmaz, hep dinlerdi. Yani bir nevi alıcı teyp gibi. Halbuki toplumda böyle insanlar çok azdır. Bizim divan edebiyatında çok güzel bir beyit vardır. Diyor ki şair, gör zahidi kim sahibi irşad olayım der. Dün medreseye geldi, bugün üstad olayım der. Birçok insanımız bugün nasıl anlatıyor? Bir büyük insanın yanına gidince hemen bir takım bilgiler kapmak suretiyle adeta uçup gidiyor. Halbuki Sezai Bey öyle değil. Sezai Bey Sezai yapan o sabrı, tahammülü ve 40 yıllık bir beraberliğidir. Bir deyişte dinlemiştim hocam. Biz tüccar değiliz, alıp satmayız diyor. Bugün nesli dün dinlediğini sizden şeyi ertesi gün kendi malı gibi satmaya çalışıyor ve bu da problem galiba. Demek ki üstad öyle yapmamış, uzun zamanlar dinlemeyi tercih etmiş. Şimdi üstadla tanışması şöyle oluyor, ona bir değineyim biraz. Lütfen. 1944 yılında biraz evvel değindik, Büyük Doğu'nun afişini görüyor. Ve sonra Büyük Doğu'ya göndermiş olduğu şiir birincilik kazanınca Necip Fazıl okuyucularla baş başa köşesinde çok güzel bir teşekkürde bulunuyor ve inşallah günün birinde bir araya geliriz diyor. Sezai Bey liseyi bitirince Antep'te İstanbul'a geliyor. Ve rahmetli Necip Fazıl o zaman Moda'da bir evde kalıyor. Üstad onu kahvaltıya çağırıyor ve orada kahvaltıda bu beraberlik başlıyor. Ta vefat ettiği 1983 yılına kadar sürüyor. Evinde de kalmış galiba biraz değil mi? Evet. Şimdi başkaları da kalmış olabilir ama asıl Sezai Bey'in Necip Fazıl'ın evinde kalması çok büyük bir olaydır. Çünkü rahmetli Necip Fazıl aristokrat bir insandır. Yani herkesi kabul etmez, herkesle fazla teması yok. Bir de özellikle çok hassas bir insandır. Ben Sanat ve Düşünce Dünyası'nda Sezai Karakoç isimli kitabı yazarken şu söze yer verdim, bir batılı yazarın sözü. Diyor ki, büyük insanlar yüksek dağlara benzer. Bir tarafları aydınlık ise öbür tarafları karanlıktır. Bize düşen görev onların aydınlık tarafına bakmaktır. Dolayısıyla Sezai Bey hep Necip Fazıl'ın o aydınlık yüzüne, o aydınlık tarafına bakmak suretiyle bu beraberliği devam ettirmiş. Ve müsaade ederseniz o ilk şiir çok enteresandır. Lütfen yani eserler aslında yoktur. Orada dört önemli kelime vardır. Sabır, kader, ilim ve iman. Sabır, kader, ilim, iman. Bu 17 Şubat 1950 tarihinde Büyük Doğu'da çıkıyor. Sabır, yeter. Affedersin. Yeter bunca sabır. Kır hududu Mehmet'im. Sabrı böyle tam. Geçiyor ikincisine. Kader dokudu kilimi ser odaya. Üçüncü kelimeye geçiyor. İlim merdiven daya çık aya. İnsanoğlunun aya çıkışı, ayak basması 1969 yılındadır. Yani evet, o zaman üstad 10 küsür sene evvel, 15 sene evvel. O zaman üstad buna işaret ediyor. Evet. Ve ilimle olur diyor. Şimdi maalesef Osmanlı döneminde bir takım ferdi çalışmalar vardır ilimde, müsbet evet. ilimde. Hep orada kalmıştır. Mesela benim doktora tezim İbrahim Hakkı ve Marifetname üzerindeydi. İbrahim Hakkı 18. yüzyılda bir gönül ve bilim yıldızıdır. Gönül dünyasında ve bilim dünyasında bir yıldızdır. Evet. Ama yaptığı çalışmalar hep orada kalmıştır. Özellikle astronomide çok büyük bir alimdir. Marifetname'yi okuyanlar hatırlayacak. Neler neler var değil mi hocam? Evet. Şimdi tabii Üstad Karakoç buna işaret ediyor. Diyor ki ilim merdiven daya çık aya. Sonra da imana geliyor. Al eline bastonu, sonu
sonsuza yürü. Sürü sürü, yalanı yara yara, var vara. İşte bütün hayat felsefesini Necip Fazıl'ın da bu temel üzerine inşa ediyorlar. Bizi var eden Allah'a varmak en büyük amacımız, en büyük felsefemiz bu olmaktır. Evet. İlk şiirden bahsettiğiniz Büyük Doğu'yla aslında dergisiyle tanışmasından da bahsettiniz. Evet. Bu nerede neşredilmişti? Tekrar etmiş olalım. Bu Büyük Doğu'nun 17 Şubat 1950 tarihinde çıkan sayısında Sabır Başı'yla bu ilk neşrettiği, Büyük i̇lk Doğu'da ilk çıkan şey buydu. İlk şiir buydu. Evet. O zaman Büyük Doğu dergisi ve ilk şiir başlığını atabiliriz buraya rahatlıkla. Az evvel de aktarmış oldunuz. Bu şiir yayınlandığında henüz üstadlar birbirlerini tanımıyorlar. Tanımıyorlar, hayır. Dergiyi görüyor, bir evet. İslami heyecana kapılıyor. Evet. Eskiden İslam gizli söylenirdi, şimdi aşikar oldu. Evet. Bir dergimiz var ve burada söyleniyor diyor. Bir heyecan oluyor değil mi? Ve o coşkuyla ne diyelim, Cevelan ile bir şiir yazıyor evet. Ve Büyük Doğu'da yayınlanıyor. Aslında tabii şiir. Dergiyi Maraş'ta görüyor. Sonra Gaziantep'e giderken hatta hatıratında şöyle bir olaya değiniyor. Diyor ki, rahmetli Necip Fazıl Maraşlıdır. Bizde Maraşlı çocuklar vardı. Ben onlara dedim ki, bu değerinize sahip çıkın. Çünkü Sezai Bey o dönemde şuna inanıyor. Diyor ki, Türkiye'nin 50 yılına damgayı basacak iki büyük insan vardır. Birisi Bediüzzaman Said Nursi, biri de Necip Fazıl Kısakürek. Fakat kendisi edebiyatçı ve edebiyat ve şiire daha fazla meyal olduğu için Necip Fazıl biraz daha fazla şanslanıyor. Hı hı. Ve hakikaten onun öngörüsü çıkıyor. O Türkiye'nin 50 yılında gençleri etkileyici değil hem mi? De nasıl heyecana yani getiriyor yani, olması, ülke çapında konferanslar, MTTP'lerde evet, vesaire evet, değil mi? Yani Anadolu çalkalanıyor aslında. Tabii tabii. Ve bu fikir uğruna hapse göze alıyor Necip Fazıl. Evet. İki insan göze alıyor. Biri Said Nursi, biri de rahmetli Necip Fazıl. Hocam yeri gelmişken söyleyeyim. Siz evet, Üstad Bediüzzaman'dan da bahsediyorsunuz. Evet. Bediüzzaman'ın talipleri arasında bizi seyreden dostlarımız da var. Bu kitap da önemli bir kitap ve alanında tek kitap. Ve ilk kez Bediüzzaman'la evet, ilgili, Üstad'la ilgili bazı bilgiler çıkıyor. Aslında aynı dönemin farklı zamanlarda vefat etmiş olmasalar bile Üstad Sezai Karakoç yaşıyor, Allah uzun ömür versin. Bediüzzaman, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç üçlemesini de Üstad'ın kitaplarından takip edebilirsiniz. Yeni belgelerin ışığında Bediüzzaman Esaret Yolculuğu. Burada ilk kez neşredilen belgeler var. Bediüzzaman'a vurgu yapıyor olmasını da öylesine zannetmeyin. Çünkü Üstad'ın Dicle Han'ın bu konuda bir çalışması da var. Üstad Necip Fazıl tabii aristokrat bir insan. Hep böyle kendisini olmasa da köşklerde yaşamış, köşklerde yaşamayı adet haline getirmiş. Cenab-ı Hak da ona yardım ediyor. Ama Üstad Necip Fazıl'a karşılık Sezai Bey öyle değildir. Mesela müsaade ederseniz ilk Sezai Bey'le tanışmam ne şekilde oldu onu bir anlatayım. Şöyle bağlayalım mı? Mesela evet, Sezai Bey'in Karakoç Üstad'ın İstanbul'a gelişi evet, spontan gelişen, doğaçlama, zuhuratla gelişen bir şey mi? Evet. Yoksa kitapta yer alıyor ama seyircilerimiz evet, kitabı da yönlendirmiş olalım. Yoksa Üstad'ın daveti üzerine mi gerçekleşiyor? Evet. Ve sonra sizin tanışıklığınız, onların evet, tanışıklığı ve sizin tanışıklığınız evet, diyelim. Tabii Üstad şiiri görünce o zaman böyle şiirin çok değerli bir şiir olduğunu Üstad hemen keşfediyor. Bizim Ziya Paşa'nın çok güzel bir sözü var. Şair hemen anlaşılır. Diyor ki, şair doğar anadan, asarı görünür iptidadan. Ya başlamıştan. Şair olarak annesinden doğar ve esere bakar bakmaz da insan o kişinin şair olduğunu hemen anlarsınız. Evet. Necip Fazıl büyük bir yetti, dehadır. Yani öyle dehalar bir asırda bir veya iki insan gelir. Üçüncüsü gelmiyor. İşte Necip Fazıl o zaman keşfediyor Sezai Bey'i ve işte bizim diyor beklediğimiz bu Büyük Doğu neslini gerçekleştiren olan kişi bu insandır deyip onu davet ediyor. Ve davetle geliyor İstanbul'a evet, yani. O sırada nerede Karakoç Üstad? Moda'da Karakoç okulu bitirmiş, liseyi bitirmiş, kaydını yapacak mülkiye dediğimiz hatta mülkiye ile ilgili siyasal, yani, evet, siyasal bilgiler fakültesi hatta mülkiyeyi şey yaparken mülkiyeyi izah ederken diyorlar ki mülkü olmayan mülkiyeli yani Sezai Bey için evet, gerçekten de Sezai Bey hala Fındıkzade semtinde mütevazi bir evde yaşayan ve bir takım
kanaat getirmek suretiyle hayat şartlarından adeta yoksun bir şekilde hayatını devam ettiren birisi. Bir dönem Anadolu yakasında yaşadı ama üstad, değil mi? Uzun süre yaşadı. Uzun süre yaşadı. Çünkü ama, ben vapurda karşılaşıyordum zaman zaman. Evet. Kadıköy vapuruyla mı geçiyordu? Galiba Kadıköy vapuruyla Kadıköy'de geçiyordu. Evet. Üsküdar'da da kaldı ama aslında Kadıköy'deydi. Evet. Uzun yıllar orada kaldı. Sonradan tabii oraya taşındı. Ve üstadın şöyle bir felsefesi var. Yani kimseye muhtaç olmadan ben kendi düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade edebileyim. O da Namık Kemal'in bir şiirinden mülhemdir. Soylu bir düşünce. Çok soylu bir düşünce, evet. Bu. Evet. Kimsenin lütfuna olma talip, bedeli cevheri hürriyettir diyor. Hmm. Siz başkasının lütfuna, keremine talip olduğunuz zaman özgürlüğünüzü onun eline verirsiniz. Evet. Dolayısıyla üstadın öyle bir felsefesi var. Hmm. Ve doğru bir felsefede. Özgürlüğü olmayanın da nesi olur ki zaten, değil, evet, mi? Moda'da tanışıyor ve devam ediyor o tanışıklık. Sonradan işte Malatya olayında 8 ay her hafta üstadı ziyarete gidiyor. Onun vefasıyla ilgili zamanımız varsa ufak bir anekdot anlatayım. Lütfen. Bir gün üstadı ziyarete gidiyor. Bakıyor ki üstad hapishanenin kapısında. Halbuki daha önce savcı 25 yıl hapsini istiyor. Malatya olayından dolayı. Sezai Bey diyor ki sandım bizi karşılamaya gelmiş. Meğer hapisteyken rahmetli Menderes'e mektuplar yazmış. Ve Menderes re'sen onun tahliye edilmesine karar verilsin diye o savcıya, o hakimlere emir vermiş. Ve Necip Fazıl şunu söylüyor. Diyor ki daha önce 25 yıl hapsimi isteyen savcı Menderes'in bu emri üzerine kendi eliyle bana çay ve kahve ikramında bulundu. Evet. Sezai Bey giderken bir karpuz alıp üstada götürüyor. Üstad diyor ki bizim Ankara'nın bir semtinde, Keçiören semtinde bir yemeğe davet edilmişiz. Oraya gideceğiz. Sen de gel Sezai diyor. Sezai Bey tabii üstadın hiçbir emrine yok diyemiyor. Biniyorlar arabaya, gidiyorlar, yemek yiyorlar. Yemek esasında Sezai Bey izin istiyor. Üstad'dan diyor ki izin verirseniz ben döneceğim yurduma. Yurtta kalıyoruz. Necip Fazıl diyor ki kal, ben sizi arabayla gönder. Biraz sonra bakıyor ki tekrar böyle bir sıkıntı içinde. Tabii Sezai Bey çok iyi bilen ve anlayan bir insan. Sezai diyor senin cebinde yol parası mı yok acaba? Üstad artık mecbur kalıyor. Evet diyor, benim cebimde 25 kuruş para vardı. Onu da hapishaneye gelirken büyüğünü de alamadım. Orta boy bir karpuzu 25 kuruşa aldım ve size getirdim diyor. İşte vefa budur işte. Büyüklük budur. Ya. Yani düşünemiyor ki oradan hapishaneden çıkınca tekrar yurda yaya dönmeyi göze almış. Böyle bir vefa vardır. İşte. Ve bu vefadır ki Sezai Bey'i bugün gözümüzde büyüttüğümüz ve hakikaten büyüklüğe layık bir şair olarak ve bir neslin diriliş nesli diyor. Evet. Bu kelime çok önemlidir. Ben araştırmalarım esnasında böyle bu kelime acaba nereden alındı diye tarihi bir geçmişi vardır. Hı hı. Mesela ilk defa İmam-ı Gazali'nin İhya-ı Ulumuddin, din ilimlerinin dirilişi diye, evet, o eserde görüyoruz. İhyas diye, evet. Daha bu tarafa geliyoruz. Tarikatta Mevlana Halid el-Bağdadi Farsça yazmış olduğu divanın ilk beytinde bu kelimeyi kullanıyor. Diyor ki Mevlana Halid el-Bağdadi, o güzeller şahına haber veriniz ki nisan yağmurların etkisiyle dünya, kainat ikinci bir kere dirilecek diyor. Daha sonra Doktor Muhammed İkbal'i de görüyoruz. İkbal maalesef Türkiye'de çok iyi bilinmiyor. Dünya çapında bir insandır. Bir arkadaşımız İranlı bir şair üzerinde, Şehriyar üzerinde şu anda bir doktora tezi hazırlıyor. O doktora tezini hazırlarken Şehriyar'ın İkbal hakkında şu ifadeyi kullandığına tanık olduğunu söyledi. O bir dehadır diyor. Gerçekten de batıya gidip batının tuzağına düşmeden o taneyi alıp geri geldim diyor. Sezai Bey batıya gitmeden batıyı kritik edebilen ve batının bütün tabiri caizse ipliklerini pazara çıkaran bir insandır. İkbal ise batıdaki o dejenere hayatı, o fikir hayatı, o düşünce hayatının ne kadar dejenere olduğunu görüyor.
ve ben o taneyi kaparak onların tuzağına düşmeden ülkeme dönüyorum. Ve çağımızda da rahmetli Necip Fazıl Büyük Doğu Said Nursi iman kelimesini kullanıyor. Sezai Bey de çok kapsamlı olarak her şeyi kapsayan diriliş kelimesini kullanıyor. Çok güzel bir izah oldu. Evet. Vefa dediniz ya Şakir Üstadım, Dicdan. Bu Karakoç Üstad'ın Necip Fazıl'a göstermiş olduğu vefayı yakınları, dostları da Karakoç Üstad'a gösteriyorlar mı? Yani vefa gördüğüne mi inanıyorsunuz? Biraz vefasızlıklar da var diyebilir miyiz? Şimdi tabii her insanın bir yaratılışı, bir huyu, bir ahlakı vardır. Derler ya, yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar da huy ve mizaç vardır diye. Tabii Necip Fazıl belki sağlığında göremediği vefayı daha sonra çocukları onun kitaplarına sahip çıkmak suretiyle bastırdılar ve Anadolu'nun en uzak köşelerine kadar yollamaya vesile oldular. Dolayısıyla Necip Fazıl tanındı. Sezai Bey de felsefe olarak kimseye muhtaç olmayayım diye biraz daha tabii çok vefalı bir insan, akrabalarını kollayan bir insan, fakat istemez ki akrabaları da gelsin, ona bir hizmette bulunsun veyahut ona bir yardımda bulunsunlar. Onun öyle bir felsefesi vardır. Yalnız mesela, da yaşadı değil mi? Yani mücerret yaşadı. Evet. Evlilik yapmadı bildiğim kadarıyla. Herkes, ben Konya'da bir ya konferans verirken bir arkadaş kalktı dedi ki espri olarak, nedir dedi bunlardan çektiğimiz dedi. Bediüzzaman Said Nursi evlenmedi. Seyit Kutup evlenmedi. Sezai Karakoç evlenmedi diye. Şimdi konu buraya gelirken onun bir evliliğiyle ilgili bir olaya da açıklık getireyim. Çoğu insan zannediyorlar ki o 1952'de yazdığı Mona Rosa'daki sembol olarak kullanılan bir bayan yüzünden evlenmedi. Çok halbuki, magazini yapıldı bu. Çok yani magazin. Basitleştirildi biraz, evet, da galiba. Gerçekten. Yani onun için ben magazin boyutundan kurtarmak için Mona Rosa'dan Leyla ile Mecnun'a diye bu eseri kaleme aldı. Evet, ve orada gerçekten şiirin daha baştan sona kadar en ince detayına varıncaya kadar açıkladım. Bu şerhi bir bakıma, o şiirin şerhi diyebiliriz değil mi Üstad'ım? Evet. Buna? Evet. Hem şerhi hem de nasıl yazıldı, nasıl değişikliğe uğradı, hangi amaçlarla yazıldı ve toplum tarafından nasıl algılandı, onu çok detaylı bir şekilde izah ettim. Orada veriyorsunuz. Evet. Tabii vefa, vefa konusunda diyemeyiz. Ben hatta bu kitabı yazarken Sezai Karakoç'un hayatının baş tarafına bir şiir koydum, bir şiir yerleştirdim. Şimdi orada çok güzel bir şekilde adeta bu şiir Sezai Bey'i tasvir ediyor. Üstadın kendi şiiri mi? Değil. Başka bir şiir ama onun hayat felsefesine çok uygun. Diyor ki, karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafa ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık, kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Çok güzel. Yani bu şiir kadar üstadı anlatan, anlatan başka bir şiir yoktur gerçekten de. Ama üstad tabii manevi olarak yalnız değildir. Hatta ona sordular, kaç kardeşiniz var? 1,5 milyar kardeşim var dedi. Millet şaşırdı, yani 1,5 milyar insan kardeşi olur mu? Bütün İslam aleminde nüfus eğer 1,5 milyarsa onlar 1,5 benim kardeşim. Ve onun vefasıyla ilgili kendi akrabından gösterdiği bir olayı da anlatayım. Bir kardeşi vardı. Kardeşi bir takım sıkıntıları olan bir insandı. Gelmişti Sezai Bey'in yanında kalıyordu. Onun yemeğini, çayını, her şeyini, hatta elbiselerini yıkamaya varıncaya kadar Sezai Bey o hizmeti yapıyordu. Sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sezai Bey bunun mükafatını fazlasıyla gördü. Çünkü Sezai Bey şu anda, yani Anadolu'da gidiyorum, konferanslarda dile getiriyorum, artık bir ilgi var. Çünkü Sezai Bey bizim için dağ başında yakılmış bir fenerdir. Çok güzel. Biz bu fener vasıtasıyla yolumuzu buluruz ve bu sıkıntılardan kurtuluruz. Evet. En büyük özelliği de hiç ümitsizliğe düşmüyor. Bize ümidi daima telkin ediyor. Evet. Diyor ki bir şiirinde. Sönmeyen bir ateş gibi aslında bir nevi değil, evet, mi? Hep sürekli elimize tutmuyoruz. Bir kor gibi, kor ateş gibi. Evet. Küller altında dursa, evet, da zaman zaman yüzey çıkarır, zaman zaman da o ateşin altında kalsa da diyor ki gün doğar, gün de doğar. Bir gün mutlaka gün doğar. Gün doğmadan neler doğar. Çok güzel.
Hocam evlilikle ilgili bir şey söylediniz ama sonunu getirmediniz diyorlar. Şunu, bu arada Sena Alboğa çok güzel anlatım, teşekkür ederiz diyorlar, selamlarını iletiyorlar. Bizi izliyorlar. Hülya Mert Hoca izliyor, selamlarını iletiyor. Buyurun hocam. 1951 yılında kendi hatıratını anlatıyor. Bir insanın en önemli özelliği kendisinin olayı anlatmış olmasıdır. Yoksa rivayete dayanırsak, menkıbeye dayanırsak o insan aradan kaybolur gider. Diyor ki ben babama bir mektup yazdım. Ve nişanlanmak isteğimi belirttim o mektupta. Fakat babası çok ileri görüşlü bir insan. İleri gören bir insan. Diyor ki eğer evlenirsen ne tahsilini ikmal edebilirsin, ve babası onun büyük bir cevher olduğunu anlamış olmalı ki sen kendi değerini topluma daha yansıtamazsın diyor. Ve karşı çıkıyor. Kader ilahi diyor, ömür boyu bir daha da evli gündeme gelmedi ve öyle mücerred bir şekilde kalmış oldum diyor. Eyvallah. Ve ben kitabımda yazdım, ona çok değindim. Dedim ki iyi ki bekar kaldı. Çünkü evlenseydi çoluk çocuğa karışmış olabilirdi. Ve dolayısıyla şu ana kadar yazmış olduğu 54 eseri belki de görmemiş olabilirdik. Evet. Çünkü insanoğlu hep çoluk çocuk derdinde. Diyor ya, tek başıma kalsam da şeyh-i devrana kul olmam, viran olası hanede evlad öyle. Yer var. Peki. Üstadım, bir dargın bir barışık cümlesine de bir temas etmenizi istiyoruz. Sürede epeyce de ilerlemiş oldu. Yani bazen deniyor ki hani üstad, iki üstad bazen barışık, bazen işte dargın. Evet. O geliş gidişler zaman mı, zemin mi, konjöktür mü, dostlar mı? Evet. Böyle hızlıca da anlamaya çalışalım. Evet. Nedir efendim durum şimdi, oradaki? Sezai Bey tabii Necip Fazıl'a destek vermesi sadece düşünceye değil, bizzat Büyük Doğu'nun sanat ve edebiyat sayfasını hazırlayan bir insandır. Ve 1956 yılında bu sayfayı hazırlarken Sezai Bey diyor ki, bir gün baktım yazı işleri müdürü, Büyük Doğu'nun yazı işleri müdürü benim haberim olmadan pek de değerli olmayan bir şiiri Büyük Doğu'ya koymuş, benim sayfaya koymuş. Sezai Bey'in tabii zoruna gidiyor. Bu bir şahsi meselesi değil. Büyük Doğu gerçekten çok kaliteli bir dergi. Diriliş de aynı şekilde öyle. Dolayısıyla arada bir münakaşa geçiyor yazı işleri müdürüyle. Sonradan Necip Fazıl'a olay yansıyor. Ve üstad diyor ki Sezai Karakoç, Necip Fazıl çok meşhur olduğu için fazla beni dinlemeden, yani niye böyle bir olaya meydan verdiniz diye bir nevi çıkıştı, beni azarladı diyor. Ve ben de çıkıp gittim. Yani herhangi bir itirazda, herhangi bir kötü manada üstada karşı çıkacak bir davranışta bulunmadım diyor. Çekilme gibi daha doğrusu. Evet, evet. Yani bir nevi küsmek diyemeyelim de kırgınlık ifadesi olarak. Fakat Büyük Doğu kapandı diyor. Ve o kapanıştan sonra ancak 1959 yılında tekrar bir araya geliyorlar. En uzun kopukluk sanırım ikisinin hayatında o zamandır. O zaman ama daha sonraki zamanlarda yine gidiliyor, yine geliniyor. Hatta onun son zamanlarıyla ilgili kitaba da aldım. Bizim bir arkadaşımız var, Durali Yılmaz. Olaya tanıklık ediyor. O zaman cep telefonu yok, normal telefonlardan. Necip Fazıl Sezai Bey'i arıyor. O zaman da Sezai Bey'in yanında bir arkadaş çıkıyor telefona. Sezai Bey'in hasta olduğunu söylüyor. Kimsiniz diyor. Verin diyor, ben kim olduğumu söyleyeyim diyor. Olan Necip Fazıl da böyle asabi halleri vardı. Ve Sezai Bey hakkında bir kelime kullanıyor. Yani benim cenazeme mi geleceksin? Fakat ben Sezai Bey bunu sorunca Sezai Bey adeta bu kelimeyi yani duymadığını, bu kelimenin kullanmadığını ifade etmek istiyor ama orada bulunan Durali Yılmaz herhalde çok sağlıklı bir şekilde bu kelimeyi duydu ki o makaleyi de bunu söylüyor. Aldı. Bazı şeyler, durumlar vardır ki yani büyüklerin şanındandır ve Sezai Bey bütün buna rağmen, hatta 1978'de belki biraz değinilmekte yarar vardır. Bu yedi güzel adam tabir edilen insanlar Necip Fazıl siyasette kulvar değiştirdi diye bir mektup yazıyorlar ve ayrılıyorlar Büyük Doğu'dan. Sezai Bey de bu olay üzerine hayatı boyunca o yedi güzel adamla bir nevi ilişkilerini dondurmuş oluyor. Çünkü Necip Fazıl'a
bu bağlılığını böyle göstermiş evet, oluyor biraz. Evet, böyle göstermiş oluyor. Hocam aslında buralara çok da girmemek lazım. Çünkü evet. bu anne baba arasında, oğul evlat arasında da oluyor, dostlar arasında da oluyor. Evet. Ama büyükler arasında olunca biz biraz daha oraya yönelmiş oluyoruz ama ben Sezai Karakoç'un gözüyle bir Necip Fazıl şiirine bir tahlilde bulunmanızı istiyorum. Nasıl görüyor? Yani Karakoç Üstad Necip Fazıl şiirini nasıl değerlendiriyor? Misyonu olarak, poetikası olarak nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor? Ne dersiniz hocam onunla ilgili? Şimdi Sezai Bey 1955 yılında iki sayı halinde çıkardığı Şiir Sanatı diye bir dergi var. Ve ilk olarak Sezai Bey orada Sonsuzluk Kervanı isimli Necip Fazıl'ın şiirini tahlil ediyor. Tabii o dönemlerde tahlil çok gelişmemiştir ülkemizde. Ve Sezai Bey bu dergiyi çok aşırı derecede bir öztürkçeyle çıkarıyor. Hatta bir arkadaşının yazısı var. Orada bir terim kullanıyor. Diyor ki, yıl uyumlu tümceler. Yani şiir ahengli cümleleri bu şekilde kullanıyor. Üstad görünce tabii biraz Sezai Bey'e bir nevi çıkışır gibi oluyor. Sezai bu nedir diyor. Ve Sezai Bey diyor ki derginin kapanmasında birçok neden vardı. Necip Fazıl'ın bu çıkışı da bir neden oldu. Çünkü o dönemde Çetin Altan Bal Kabağı isminde bir mizah dergisi çıkarıyor. Ve bu cümleyi diline dolayarak, dolamak suretiyle adeta derginin aleyhinde bir propaganda yapıyor. Fakat çok kıymetli bir dergi olmasına rağmen, çünkü orada sağ sol değmeden Cemal Süreyya'nın ve diğer Sezai Bey'in siyasetten arkadaşları, şairlerin bütün şiirleri vardır. Neydi ismi derginin? O iki şiir sanatı. Şiir sanatı. Evet. Hatta diyor ki Sezai Bey çok ilk defa ben yazdım o kitabımda. Meşhur 33 kurşun şiirinin yazarı Ahmet Arif Sezai Bey'e bir takım şiirler gönderiyor. Yayınlanmak üzere. Yayınlanmak üzere. Eğer devam etseydi belki o Ahmet Arif'in o şiirlerini de orada yayınlanacaktı. Ben çoğu insan bilmez yani Ahmet Arif ayrı bir dünyanın insanı Sezai Bey. Halbuki Sezai Bey diyor ki 33 kurşun isimli şiiri ilk defa ben şiire taşıdım diyor. Silahlara veda diye. O 33 kurşun belki birçok insanımız bilmez. O zaman Mustafa Muğlalı doğuda bir ordunun başında ve kaçakçılık iddiasıyla, kaçakçılık töhmetiyle evet. 33 insanı götürüp sorgusuz sualsiz İran sınırında kurşuna diziyorlar. Biri sağ kurtuluyor. Bu 33 kurşun zaten oradan, onu simge ediyor. Evet, ondan şey yapıyor. Fakat Ahmet Arif edebiyatta çok az insanın yazabileceği şekilde şiir kalıplarına döküyor. İşte Sezai Bey diyor ki ben de Silahlara Veda diye isimli bir şey noktum. Hakikaten baktım. Onu tenmih eden ama Sezai Bey daha çok üstü kapalı bir takım kelimelerle şey yapmış ve Üstad Necip Fazıl da 1953 yılında bu olayı iki sayı halinde Büyük Doğu'ya taşıyarak Kadir Şinav gösteriyor ve kahraman olarak kendisini ilan ediyor. Eyvallah. Hocam iki şairin gözüyle yani bir saate neredeyse yaklaşıyoruz maşallah akıyor çok da güzel. Mahmut Güder bizi izliyor. Mehmet Ali Sağır merhaba selamlar diyor. Size muhabbetlerini iletiyorlar. İki şairin gözüyle Hazreti Yunus'tan biraz bahsedebilir miyiz hocam? Yani galiba her iki üstad, her iki düşünürümüz, her iki şairimiz de Yunus Emre'ye karşı bir muhabbetleri var. Evet. Onun dili, anlatımı, bu toprağı mayalaması meselesini önemsiyorlar. Ne söylersiniz? Şimdi tabii Yunus gerçekten evrensel ve dünya çapında bir insandır. Benim doktora tezi çalışmalarım esnasında İbrahim Hakkı'nın meşhur bir Tafkuzname diye şiiri vardır. Ben bu şiirin bazı unsurlarını Yunus Emre'de gördüm. İbrahim Hakkı bir işi murad etme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme. Allah görelim neyler, neylese güzel neyler diyor. Hatta o nakarat aynı şekilde Yunus'ta da vardır. Yunus birçok insanı etkilemiştir. Günümüze kadar da hala devam ediyor. Ve Yunus'un en büyük özelliği de cahil bir insan da, entelektüel bir insan da istifade edebilecek şekilde Yunus'tan yararlanabiliyor, istifade edebiliyor. Şimdi Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Diyor ki, Yunus'la ilgili olarak, müsaade ederseniz okuyayım lütfen, diyor. Lütfen. Kaç mevsim daha bekleyeyim kapında, ayağımda zincir, boynumda kement. Beni de piştiğin bela kabında o kadar benzet ki buhara benzet.
Rüzgara bir koku ver hırkandan, geleyim izine doğru arkandan, bırakamam tutmuşum artık yakandan, medet ey dervişim Yunus'um medet. Şimdi büyük bir şair olmasına rağmen onun manevi yönünü Necip Fazıl adeta bir üstad olarak kabul ediyor ve onun manevi yönüne yapışıyor. Sezai Bey'de Sezai Yunus, Bey'in de kitabı var değil mi? Tabii. Sezai Bey'de Yunus Emre ile ilgili son derece güzel, yani belki de Yunus Emre hakkında bugüne kadar yazılmış en güzel kitaptır benim nazarımda. Ben o sanat ve şiir dünyasında Sezai Karakoç kitabında da tahlil ettim böyle. Sezai Bey'in en fazla vurgu yaptığı şu. Diyor ki o dönemde Anadolu bir keşmekeşlik içindedir. Bir taraftan Mevlana, bir taraftan Yunus Emre ve bir taraftan Ahmet Yesevi'nin müritleri gelerek tekrar manevi bir hava oluşturmaya çalıştılar. Ve Sezai Bey'in en fazla vurgu yaptığı diyor ki ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Bir felsefedir o. Evet. Yani Yunus'un bu felsefesini tasvip ediyor, alıyor, özümsüyor ve benimseyerek okuyucuya da anlatıyor. Şimdi Sezai Bey'in biz kavgan eserler... neferi değil, sevginin askerleriyiz diyor değil mi? Yani evet. Kastettiği şey bu. Şimdi evet. Sezai Bey'in bir özelliği de var. Mesela hiçbir eserinde ayet-i kerime, hadis-i şerif, büyük insanların sözünü göremezsiniz. Ama bütün eserleri adeta Kur'an-ı Kerim ayetlerinin, hadis-i şeriflerin ve büyük insanların sözlerinden süzülerek, imbikten geçirerek adeta yazılmıştır. Evet. En büyük özellik de orada. İki şairin de gazete yazıları var. Evet. Mesela bazen şairler var ki şiirlerini hani dergilerde yayınlıyorlar. Uzun bir zaman geçiyor ve sonra kitaplaşıyor. Bazen hayatında kitaplaşıyor, bazen hayatından sonra kitaplaşıyor. Ama her iki şairin de gazete çıkartıyorlar ya da dergi diyelim. Evet. İkisini diyebiliriz ebat bakımından belki de. Her iki şair de günlük gazetelerde köşede yazmışlar belli vakitlerde. Bu da dikkate değer bir mesele herhalde. Demek ki şiirle beraber günlük tefrika yazıyor olmak, fıkra yazıyor olmak, insanların günlük ihtiyaçlarına da bir şeyler söylüyor olmayı da önemsemişler herhalde. Bu da bir ortak yan. Hem önemsemişler hem de o yazılan yazılar sadece iki insanın gazete yazıları kitap haline geldiği zaman okunabilmiştir. Geri kalan kısmı pek kayda değer görmemiştir. Çünkü o günde bitmiştir. Günde biten yazılar onlar. Evet, ama yani günlük. Satır. O gün hatta bir kere okuyan bir daha ikinci kere. Ama Sezai Bey'in şu ana kadar 5 kitabı vardır bu günlük yazılardan oluşan. Tekrar tekrar okuyarak insan istifade edebilecek bir enerji bulabiliyor. Yayınlanmış olan tarihi kaldırsak bugün yazılmış bile diyebiliriz. Evet. Evet. Şimdi 1969 yılında Babi Ali'de Sabah diye bir gazete çıkıyor. Ve Sezai Bey, Necip Fazıl bu gazetede yazar olarak yazıyor. Sezai Bey de gazeteye giriyor. Sezai Bey davet ediyorlar. Fakat Sezai Bey gazeteye girince bakıyor ki Sezai Necip Fazıl'ın görevine, yani o yazılarına son verilmiş. Ve bir saygı ifadesi olarak kendisi yazmak istemiyor. Bunun üzerine Üstad Kese diyor ki sen yaz, benim ayrıldığıma bakma. Yani büyüklük de burada. Diyebilirdi ki madem ki bana böyle bir handikap hazırladılar, Sezai sen de yazma. Ama ya sen yaz diyor, bana bakma çok diyor. Güzel. Ve evet. Aradan zaman geçiyor. Sezai Bey Babi Ali'de Sabah'ta yazıyor. Devam ediyor yazmaya. Necip Fazıl da Bugün gazetesinde yazmaya başlıyor. Şevket Eygin değil mi? Evet, Şevket Eygin. Ve şöyle bir hayflaması da var Sezai Bey. Diyor ki eğer o gün ben ve Necip Fazıl bir gazetede yazı yazmış olsaydık, Şevket Eygi de onun mali yönünü idare etseydi tepede ve bugün hasretli duyduğumuz entelektüel düzeyde gençliği ayağa kaldırabilecek, gençliğin beynine hitap edecek bir gazetemiz olurdu. Fakat maalesef böyle bir gazete oluşmadı. Bir hayıflanma var orada, bir yazıklanma evet, var. Bir şey şimdi şöyle sona doğru gelelim. Bir sükun ve öfke ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani ben sizin kitabınızı takip ederken buna da dikkat ettim. Evet. Seyircilerimiz muhakkak takip edecekler. Evet. Bu arada Miktat Erez bizi izliyor, Hacer Cücük Namdar izliyor ve hatta Miktat Erez diyor ki Uğur Bey bu ekolde geriye dönük tüm şairlerimizi analiz edecek insanlarla program yaparsanız çok iyi olur diyor. İnşallah, ama bulmak da o kadar da kolay değil. Üstad, yani sükun var, evet. Öfke de var ama evet. Tamamen öfke değil. Sükun öfkesizliğe de götürmüyor. Bu iki kavram galiba
iki şairimiz için de önemli. Buna ilişkin notlarınız da varsa paylaşırsanız sevinirim. Şimdi biraz evvel değindik. Yani her sanatkarın bir mizacı vardır. Ve mizacına göre yazar. Evet. Tabii Necip Fazıl rahmetli dava konusunda, ideal konusunda çok öfkelidir. Yani sıkıntıyı gördüğü zaman adeta kükreyen dağlar gibi, yani volkanlar gibi kükrer. Fakat Sezai Bey bunun karşısında daha sakin, daha böyle halim selim ifadelerle kendi düşüncesini veyahut o konudaki sıkıntılarını dile getirir. Hatta onun çok güzel bir şeyi var İstanbul'la ilgili olarak, diyor ki ben kentin bütün kahvesini dolaştım, kahvelerini dolaştım, aradığım küçük bir sessizlikti. Bu sessizlik içinde o dev gibi gördüğümüz Sezai'nin fikirlerinin ortaya atılmasına bir nevi araçtır, bir vesiledir. Çağaloğlu'nun da kahveye de gidiyordu. Ben takip ettim bir kez. Galiba değil mi? Eski yazarlar şeyde çokça böyle kültür merkezleri, oturulabilecek yerler olmadığından onların dönemlerinde genellikle kıraathanelerde bir araya geliyorlar. Ofis olmadığı için oraları işte kullanıyorlar. Oralarda bazen çay içip gazeteleri takip ediyorlar ya da yazıyorlar. Üstadın da böyle bir alışkanlığı ya da kahveye gitme alışkanlığı var galiba değil mi? Gayet Cağaloğlu'nu tabii. Da şimdi ikisinin de elindeki var. Tabii Necip Fazıl biraz aristokrat aileden geldiği için o daha çok böyle aristokrata hitap edecek bir takım kahve ve bugün pastahane dediğimiz bugün kafe diye tabir edilen yerlere gidiyor. Hatta Sezai Bey'in o olayla ilgili çok üzüntülü bir durumu da vardır. Meseret kıraathanesine gidiyor. Şiirleri yazarken tam o esnada dışarıdan bir patlama oluyor ve aşağı yukarı 15-20 yakın insan ölüyor. Sezai Bey de diyor ki aynalar vardı. Hatta o aynalarla ilgili ben bir espri de yapmıştım. Bunlar Tanzimat'tan beri silinmemiş aynalardır diye. O aynalardan parçalar elin üstüne düşüyor ve yanılmasına vesile oluyor. Fakat benim üzüntüm diyor, ilk şiir kitabım böyle bir takım müsvedde halindeydi. O an tabii oradan ayrılmak zorunda kalıyor. Sonra gidince o şiirleri buluyor ve tesadüf de ediyor. Fakat üstadın gittiği o kahveler daha farklıdır. Sezai Bey daha çok Marmara Kıraathanesi diye bugün küllük, onu da rahmetle küllük, analım küllük Niyazi Özdemir Bey vefat etti, Allah rahmet eylesin. O da Marmara Kıraathanesi'ne bir eser yazmıştı. Yani orada Sezai Bey'in çok tabii hatıraları var. Vaktimiz uygun olmadığı için, müsait olmadığı için pek şey yapamıyorum. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın da o Meserret Kıraathanesi'nde, Kıraathanesi hakkında kullandığı bir deyim vardır. 27 Mayıs'tan dermiş ki, Sezai Bey diyor oraya dilsizler gelirdi. İşaret mişaretlerle konuşuyorlardı. Necip Fazıl demiş ki Meserret'in dilsizleridir bunlar. Biz de 27 Mayıs'ın hürriyet dilsizleriyiz. Çok güzel. Şimdi bu kıraathane meselesine gelince, şimdi Hüseyin Su'nun takvim yırtıkları diye hatırat kitaplarını, daha doğrusu günlük kitaplarını okuyorum. Orada Nuri Pakdil'in de Ankara kahveleriyle ilgili şeyler var. Anladığım kadarıyla o dönemin düşünürlerinin farklı mekanlarda bulunup işte dinlenme, yazma, sohbet etme, gençleri örgütleme, buluşma mekanları olarak oraları da kullanmışlar. Hocam son başlığımız da şu. Üstad Necip Fazıl bu dünya hayatından ki görevini tamamlıyor ve hak yolculuğuna çıkıyor. Gerçek alemi, alemi cemali intikal ediyor. Ardından yazılanlar oluyor. Evet. Ama bir de Sezai Karakoç'un yazdığı bir şey var. Ve orada başlık da çok enteresan. Bu bile başlı başına yeter. Biraz ondan bahsederek kapatmanızı rica edeceğim. Göklerin çektiği kartal. Memnuniyetle. Şimdi tabii Necip Fazıl vefat ettiği zaman hakkında birçok yazar, şair yazılar yazıyorlar, şiirler söylüyorlar. Rahmetli Necip Fazıl'ın hanımı Neslihan Kısakürek çok entelektüel düzeyde olan bir insandır. Ona anlatıyorlar. Birçok insan yazı yazdı, birçok insan şiir yazdı diyorlar. Neslihan diyor ki, Neslihan Hanım, asıl Sezai Karakoç ne yazdı? Ben onu öğrenmek istiyorum. Çünkü rahmetlinin bir sözü vardı. Diyordu ki,
Son günde olmasın dostum, çelengim, top arabam. Yalnız alıp götürsün beni dört inanmış adam. Ve gerçekten bizim eski edebiyatta Mersiye diye tabir ettiğimiz büyük şairlerin, büyük insanların arkasında yazılan şiirlerdir. Orada mesela Baki'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine yazdığı Mersiye vardır. Muhteşem bir Mersiye'dir. Sanatkarın takdir edilmeyişini dile getirerek diyor ki, kadrini sengi musallada bilip ey Baki, nuruf el bağlayan yaran saf saf. İşte Sezai Bey de adeta bu şiir dilini, tabi nesir, günümüz nesire önem verdiği için nesir diliyle ifade ediyor. Ve şöyle diyor. Fanilik arkadadır artık. Dev sulara karşı gerilmiş kollar düştü. Ve yüzyılımıza şeref olan şiir saati durdu. Ve doğru, güzel, iyi için yükselen ses sustu. Yankıları çağların ufkunda çınlayacak. İslam'ın onuru için çağın çelik yüzüne karşı koyan kas gevşedi. Kartal süzülüp gitti, sonsuz göklerde kayboldu. Bize ne düşer bütün bu manzara karşısında susmaktan başka? Gerçekten muhteşem bir yazıdır. Müsaade ederseniz ben konuşmalarımı bir şiirle bitirmek istiyorum. Çok mutlu olursunuz. Eğer zamanınız varsa hafıza sığınarak şey yapıyorum. Memnuniyetle üstad, evet. Ne demek? Şimdi nereden okumak istersiniz, kimden okumak istersiniz? Tabii şiir çok uzun ama tabii zamanımız olmadığı için sadece son kısmını, son kıtasını okuyarak. Kimin şiiri üstadım? Sürgün ülkeden başkentler başkentler. Burada kitabın arkasında var. Evet. Kitabın arkasında var. Anlatayım, evet. Tamam, peki. Hatta bazı siyasiler tarafından da okundu. Bu şiirin en büyük özelliği mesajı olan bir şiir. Ve gerçekten kolay kolay yazılmayacak bir şiirdir. Diyor ki Üstad Karakoç, ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, Şahbeyt bu. Yani bugünkü. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsan külünden, yapılan bir hisar vardır. Yenilgi, bugünkü Orta Doğu, evet, o coğrafyasının durumu. Anladım. Yenilgi, büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Eyvallah. Bana bu imkanı tanıdığınız için de çok teşekkür ederim. Efendim, Şakir Diclehan bugün Sezai Karakoç Üstad'ın gözüyle Necip Fazıl Üstad'ımızı anlattı. Çok önemli çalışmaları var. 1947 yılında Diyarbakır il merkezine bağlı Mermer nahiyesinde Üstad dünyaya gelmiş. İşte ilkokulu aynı nahiyede bitirmiş. Orta öğrenimini Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nde bitirmiş. Ziya Gökalp Lisesi'nden diploma almış. İstanbul'da Yüksek İslam Enstitüsü'nde 4 yıllık süreden sonra 70 yılında tamamlamış. Ve başına da epeyce şeyler gelmiş. Onlar belki bir başka programda. İnşallah. Sizin hayatınızın zorlukları. Benim aslında üniversite hayatım. Doğudaki medrese. Yani bir romana konu olacak kadar geniştir ve gerçekten toplumu da ilgilendiriyor. Çünkü bugünkü üniversitelerimiz. Doktoranızın kabul edilmemesi, evet, mücadeleleriniz, evet, mahkemeler vesaire filan. O da bambaşka bir şey. Evet. Ama şu eserleri göstererek bitirelim. Bugün konuştuğumuz eserin ana tema buydu sevgili arkadaşlarımız, sevgili seyirciler. Sezai Karakoç'un gözüyle Necip Fazıl Kısakürek. Mona Rosa'yı çokça okuyoruz ama bir de üstadın yorumlamalarıyla, şerhleriyle ve açılımlarıyla ve değişimleriyle beraber buradan okumak da önemli. Ve alanındaki galiba tek kitap ve programın girişini bir yerde söylemişti.
Üstad Sezai Karakoç'un kendisiyle ilgili yazılmış kitapların içerisinde beğendiği kitap olarak da bunu galiba söyleyebiliriz. Evet. Değil mi efendim? Evet. Bu kitap sanat ve düşünce açısından dünyasında Sezai Karakoç hacimli bir kitap, önemli bir kitap. Bu kitabı da önerelim. Bütün bunları galiba kitap yurdundan bulmaları mümkün. Evet, kitap bir de Üstad Bediüzzaman'la ilgili yine Dicle Yayınları'nın tarafından yayınlanmış yeni belgeler içeren önemli bir çarpıcı bir kitap. Birkaç kelime o kitap hakkında söyleyeyim. Lütfen. Bediüzzaman 1. Dünya Savaşı'na talebelerin başında milis güçlü kumandanı olarak, albay olarak katılıyor ve Bitlis'te esir düşüyor. Bugüne kadar sürgüne gönderildiği Kosturma'ya, Sibirya'ya kadar olan kısmı bilinmiyordu. Sanki üstadı bir uçağa bindirmişler ve göndermiştir. Evet. Benim tabi doktora tezim İbrahim Hakkı ve Marifetname üzerinde olduğu için 5. Göbek'ten torun Mehmet Fiyaz Efendi entelektüel bir insan, yedek subay, o da esir düşüyor ve aynı kafilede yer alıyor. Ve günlük tutuyor. O 42 günlük olayı adeta 1. Dünya Savaşı'nın bir panoramasıdır. Ve orada iki kere, bir keresinde Kazaklar, ikinci kere de Ermeniler Bediüzzaman'ı öldürmeye kalkışıyorlar. Fakat ilk defa diyor Mehmet Fiyaz Efendi, bir insanın bu kadar inanç sahibi olduğunu ve ölüm konusu konuşulurken tebessümle bunu seyrettiğini gördüm diyor. Çok güzel. O da 100 yıl sonra ilk defa o kitaba yazdık. Bu kitabın bir başka özelliği de rahmetli Necip Fazıl ve Sezai Karakoç'un net bir şekilde Bediüzzaman'a bakış açıları ve Bediüzzaman'ı değerlendirmeleridir. Eyvallah. Bunu da okumamız gerektiğini anlıyorum. Değerli üstadımız Doktor Şakir Dicdehan'a çok teşekkür ederim. Lütfettiniz. Daha evvel planlamıştık ama bazı teknik arızalar sebebiyle bugüne demek ki nasip etmiş. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim üstadım. Ben de çok teşekkür ederim. Bu güzel sohbeti yapma imkanı ve fırsatı bulduğunuz için Allah size de sağlıklı bir ömür versin. Amin. Ve hizmetlerinize devamı nasip etsin. Amin. Efendim iki büyük çınar ya da iki büyük nehir, iki büyük damar. Biri Necip Fazıl, diğeri Üstad Sezai Karakoç. Bu iki büyük damarı, iki büyük nehri bir saatlik bir programda elbette anlatmak mümkün değil. Ama lübün lübü diyelim, özün özünü anlatmaya çalıştık üstadımızla birlikte. Bu kitaba müracaat etmenizi istiyoruz. Hepinize sağlıklı, iyi bir gün. Hem Üstad Necip Fazıl'ın hem Üstad Sezai Karakoç'un bize sunmuş olduğu imkanlardan ve o iki gür damardan beslenmek ve dostlarımızı da beslendirmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Thank you.